Günümüzde kemik iliği nakli, çözümsüz olduğu düşünülen bazı hematolojik hastalıklar için çare olabilen etkili bir tedavi yöntemi. Sağlıklı kemik iliği nakledilerek uygulanan bu yöntem, yüksek başarı oranlarıyla modern tıbbın umut verici tedavi yöntemlerinden biri. Kemik iliği nakli, başarılı sonuçları olan bir tedavi yöntemi. Ancak toplumumuz bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Tedaviye başlayacak olan birçok hastamız eksik bilgiler nedeniyle endişe duyabiliyor. Tedavi sürecini bütün gerçekliğiyle anlatarak endişelerini azaltmaya çalışıyoruz. Tedavi süreçlerinde hastaların motivasyonu ve psikolojik durumu tedaviye katkı sağlayan önemli bir unsur. Bu yüzden hastanın süreçler hakkında doğru bilgilendirilmesi önem arz ediyor. Kemik iliği, içerisinde kan yapıcı hücreler bulunan yumuşak süngerimsi bir maddedir ve kandaki al yuvar, ak yuvar ve trombosit gibi alt parçacıkları üretir. Sağlıklı bir insanda bu alt parçacıkların birbiriyle düzenli çalışması gerekir. Kanda bozulmalara neden olan lösemi, lenfoma, MDS gibi hastalıklarda kemik iliği nakli etkili bir tedavi yöntemi olarak uygulanır. Halk arasında kemik iliği nakli olarak bilinir ancak dolaşan kan, kemik iliğinden alınan kan gibi kaynaklardan toplanan aslında kök hücrelerin naklidir. Sürecin en önemli aşaması nakil yapılacak hasta için uyumlu donör bulunmasıdır. Tedavi, HLA tiplendirme laboratuvarlarında doku uyumu testleriyle başlar. Hastanın kardeşleriyle doku uyuşması diğer akrabalara oranla daha yüksektir. Kardeşlerde uygun doku grubuna rastlanmadığında hastanın annesi, babası, kuzenleri ve varsa çocuklarının doku grubu araştırması yapılır. Aile içerisinde uygun doku grubu bulunmaması da ihtimal dahilindedir. Bu durumda kemik iliği bankaları yardımımıza yetişir. Türkiye'de iki kemik iliği bankası bulunmakta olup, bu bankalar aracılığıyla yurt içinde ve dışında donör araştırması yapılabilmektedir. Donörden kök hücre toplanmasının iki ayrı yöntemi vardır. Bunlardan birincisi, kan almaktan pek de farklı değildir. Koldan açılan bir damar yoluyla kök hücre toplanır. Diğeri ise kalça kemiğine bir iğneyle girip iliğin alınması yöntemidir. Bu yöntemde donöre anestezi uygulanır ve anestezi haricinde hiçbir risk yoktur. İlik alındığında hemen hemofez laboratuvarına yönlendirilir. Burada kök hücreler ilikten ayrılarak bir cihazda toplanır. Ayrılan kök hücreler nakil yapılana kadar kriyoprezervasyon ve kök hücre işletme laboratuvarlarımızda steril koşullarda -192 derecede dondurulur ve saklanır. Kök hücreler toplandıktan sonra sıra nakil için hastanın hazırlanmasına gelir. Nakil öncesi hastalığın tipine göre kemoterapi uygulanır. Bazı hastalıklarda ise kemoterapi ile birlikte radyoterapi uygulamak gerekebilir. Bu aşama genellikle 2 ila 8 gün sürer. Kök hücreler toplandıktan sonra sıra nakil için hastanın hazırlanmasına gelir. Hasta bu sürede özel olarak filtrelenmiş, HEPA filtreli bir odada kalmalıdır. Bu süreçte hasta ve refakatçisinin servis dışına çıkmaması gerekir. Ziyaretçi kesinlikle kabul edilmez. Dönemi tıpkı tohumun ekilip yeşermeye başladığı sürece benzer. Bu süreç, hastaya nakledilen kemik iliğinin kan elemanlarını üretme sürecidir. Bu dönemde hastanın bağışıklık sistemi zayıflamıştır. Kanama ve enfeksiyon riskleri çok yüksektir. Uzun süren bir tedavi. Enfeksiyon kapmamak için mikroplardan arındırılmış özel bir odada kaldım. Bazen kendimi çok yorgun hissettim ama sağ olsun hemşireler ve refakatçim sayesinde bu dönemi sorunsuz geçirebildim. Refakatçi çok önemli. Eliniz ayağınız oluyor. Doktorlar bana iyileşme sürecinin hassasiyetini anlattı. Basit bir grip bile süreci yavaşlatabilir, olumsuz sonuçlar doğurabilir dediler. Elimizden geldiğince onu korumaya çalıştık.
hastalarımızı yakından takip ediyoruz ve ortaya çıkabilecek komplikasyonları erken tespit ederek bakımla bu süreci rahat geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Nihayet kan değerleri belli bir düzeye geldiğinde taburculuğu planlıyoruz. Hastaya hastalığın ilerleme sürecini, hangi aşamada hangi teknikle müdahale edildiğini, iyileşme ve kontrol sürecini detaylıca anlatan bir rapor verilir. Böylelikle hasta, gittiği herhangi bir hastanede kendisine en uygun tedaviye gerekirse devam edebilir. Hastaneden ayrılmadan önce detaylı bir raporla beraber kapsamlı bir taburculuk eğitimi aldım. Eve çıktıktan sonra evde uyulması gereken kurallar, hazırlanması gereken fiziksel koşullar, yiyebileceğim ve yiyemeyeceğim gıdalar konusunda bilgilendirildim. Kemik iliği nakli teknolojik bir tedavi yöntemi olduğu kadar uzun soluklu ve teşhise göre karmaşık olabilecek süreçlerden oluşan bir yöntemdir. Hastaların doğru bilgilendirildiği, süreçlerin uzman bir kadro tarafından uygulandığı ve etkin hizmet desteği alabilecekleri sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri tedavinin başarı ihtimalini arttırıcı bir etkendir. Teknoloji ve modern tıbbın ilerlemesiyle birlikte hasta hikayelerindeki mutlu sonların sayısı her geçen gün artıyor. Cesaretiniz, kararlılığınız ve biraz umutla mucizeler yaratmak sizin elinizde.